Canım Anne YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere mutfak temizliğinde 10 doğal temizlik yönteminden bahsedeceğiz. Ha bu arada kimyasal kullanmadan temizlik yöntemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi madde madde anlatacaklarımıza geçmeden önce şunu belirtelim. Karbonat ve sirkeyi bir yere not edelim. Çünkü bu ikisinin temizlik gücüne inanamayacaksınız. 1. Fırın temizliği. Izgarayı fırından çıkartın. Kaseye birkaç kaşık kabartma tozu koyarak az miktarda suyla karıştırın. Amaç temizlenmesi gereken yüzeye kolayca uygulanabilecek bir macun elde etmek. Macunu fırının içine sürün. Eşit katmanların olması önemli değil. Önemli olan tüm yüzeylerin kaplanmasıdır. Gece boyunca bu şekilde bekletin. Bir gün sonra ıslak bir bez alın ve mümkün olduğu kadar bastırarak silin. Sprey şişe içine sirke koyun ve kabartma tozu kalıntısı gördüğünüz yerlere püskürtün. Sirke, kabartma tozuyla etkileşime girdiğinde köpük oluşacaktır. Islak bezle silin ve ızgaraya yerleştirin. Fırını kuruması için 15-20 dakika düşük sıcaklıkta çalıştırın. 2. Buzdolabı temizliği. Rafları ve bölmeleri sirkeli suyla silmek parlak bir görünüm elde etmenizi sağlar. Rafları iyice kuruladıktan sonra yerleştirin. Yağlı şişeler veya soslar akıp buzdolabında yapışkan lekeler bırakabilir. Bu yüzden dökülen bir şey olursa kurumasına izin vermeden hemen temizlemek gerekir. En çok kirlenen kapı kolu ve çevresini sirkeli ve karbonatlı bezle temizleyebilirsiniz. 3. Aspiratör ve davlumbaz temizliği. Öncelikle sıcak suyla bir süre yıkanması, filtrede biriken yağların bir kısmının eriyip suyla birlikte akıp gitmesini, kalan yağların ise yumuşamasını sağlayacaktır. Karbonat ve sirke de kullanılarak bu yöntem denenebilir. Bu şekilde filtrenin üzerine bol miktarda karbonat dökülür ve daha sonra filtrenin tamamına yavaş yavaş sirke ilave edilir. Sirke ve karbonat tepkimeye girerek yağları çözecektir. Daha sonra da kaba filtrenin üzerini kapatacak şekilde sıcak su ilave edilir ve bir süre beklendikten sonra filtre durulanarak kurumaya bırakılır. 4. Mutfağınızın havasını temizleyin. Yarım bardak sirkeyi 1 bardak su ile karıştırın ve ocakta bu karışım buharlaşana kadar kaynatın. Oluşan bu buhar mutfağınızın havasını temizleyecektir. 5. Ocak temizliği. 1 litre suya 1/4 ölçeğinde su bardağı beyaz sirke ekleyin ve solüsyonu spreyli bir şişeye koyun. Kimyasal içermeyen bu solüsyonu ocağınızın günlük temizliğinde kullanabilirsiniz. 5-10 dakika bekleyip yanıklar yüzeyden kolayca ayrılır duruma gelince yumuşak bir bez ve yuvarlak hareketlerle ocağı silin. Sonra ocağı nemli bezle silip kurulayın. 6. Çaydanlık temizliği. Isıtıcıyı kireçli bölgeyi biraz geçecek kadar su ile doldurun. 1 yemek kaşığı limon tuzu atıp ısıtıcıyı çalıştırın. Su kaynayıp ısıtıcı durunca kapağı kapalıyken sapından tutarak içindeki suyu biraz oynatın. Kapağı açınca kirecin tamamen çözüldüğünü göreceksiniz. Suyu boşaltıp birkaç defa temiz suyla durulayın. İçi tertemiz olacaktır. 7. Kesme tahtası temizliği. Meyve sebze kesme tahtanıza beyaz sirkeyi hiç sulandırmadan dökerek tahtayı dezenfekte edebilirsiniz. Tahtanın üzerine karbonat serpin ve spreyle üzerine beyaz sirke sıkın. Köpürdükten sonra 8-10 dakika bekleyip temiz bir bez ya da kağıt havlu ile silin. 8. Mikrodalga fırın temizliği. Çeyrek bardak sirke, 1 bardak suyu cam bir kaba koyun. Bu kabı mikrodalgaya yerleştirip 5 dakika yüksek kuvvette çalıştırın. Sirke buharı ile yumuşayan kirleri mikrodalgadan çıktıktan sonra soğuttuğunuz bu su ile ıslatılmış bir bez ile silin. 9. Bulaşık makinesi temizliği. Bulaşık makinenizin içinde birikenleri ve kalıntıları temizlemek ve dezenfekte etmek için 1 bardak sulandırılmış beyaz sirkeyi bir kaba koyup üst rafa koyun ve bir tur deterjansız çalıştırın. 10. Lavabo temizliği. Lavabonun deliğini kapatacak şekilde 1 su bardağı karbonat dökün. Üzerine 1 su bardağı beyaz sirke veya üzüm, elma sirkesi dökün. Karbonat ve sirke asidik reaksiyon oluşturacaktır. Elinize eldiven takıp süzgecin tıpasını kapatın ve 30 dakika bekleyin. Daha sonra tapayı çıkarın ve 1 litre kaynar su dökün, lavaboyu pompalayın. Mutfağınızda kullanabileceğiniz 10 doğal temizlik yöntemini sizlerle paylaştık. Bu ve bunun gibi birçok videoya Canım Anne'nin YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.